الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Evet kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse biz burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin geldiği yerdeyiz. Onun için Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam vahiy sürecini size anlatmak istiyorum. İnşallah siz de güzel bir dinleyip üzerine düşünmenizi, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam burada yaşadığı bazı süreçler üzerine tevekkül etmenizi istiyorum. Sonuçta bu kadar ter döktükse, zahmet çektikse en azından buranın manasını veya anlamını anlamamız, burası üzerine biraz düşünmemiz, bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çektiği, yaşadığı şeyler ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam 35-36 yaşlarına geldiği zaman biliyoruz ki hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey gereksiz değildir. Mutlaka Allahu Teala'nın bu konuda bir isteği var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 35-36 yaşlarına gelince Allahu Teala ona neyi sevdirdi? Uzleti, yalnızlığı, yalnız kalmayı, düşünmeyi ve gördüğünüz şurası, yani o gördüğünüz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mağara olarak ibadet ettiği, düşünüp tevekkül ettiği yerde Mekke toplumuna bakıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonra bu dinin nasıl tahrif edildiğini, insanların nasıl şirk bataklığına, küfür bataklığına, sapıklıkların içerisinde boğuştuklarını gördü ve bunun hüznünü, bunun sıkıntısını yaşadı. Allahu Teala Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i olgunlaştırma, nübüvvete hazırlamak için Allahu Teala vahiy ile bak, gayri matlu vahiy. Vahiy dediğimiz zaman Cibril-i Emin'in insana gözükmesi değildir. Bazen rüya, bazen ilham, bazen de ilhak olur. Allahu Teala Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i buraya düşünmeye, onu illerde karşılaşacağı zorluklara, işkence sürecine, baskılara, psikolojik siyasetlere ve taktiklere karşı korunabilecek ve dayanabilecek bir sürece hazırlamıştır. Neyle? Uzletle, tevekkülle, düşünceyle. İşte deniliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35-36 yaşlarına gelince doğal olarak düşünmeye, hüzünlenmeye, kederlenmeye başlıyor ve buraya çıkıyor. Bazen 20 gün, 25 gün, 30 gün kalıyor ve geri dönüyor. Banyosunu ve ihtiyaçlarını görüyor, sonra buraya geri dönüyor. Hazreti Hatice annemiz, belki biz çevre gezisini yaptığımız zaman bir mescidin önünden geçtik, dedi ki Mescid-ül İcabe. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buradan o Mescid-ül İcabe'nin olduğu yer çöldü. Bildiğin ağaçların olmadığı kurak bir yere geldi. Hazreti Hatice annemiz ne yapıyordu? 3-4 günde bir ona su, yemek ve elbise getiriyor. Oradan ta Kabe'nin bulunduğu yerden yürüyerek buraların eteklerine kadar geliyor. Bazen de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu buradan görüyor. Üzülmesin, sıkılmasın, darılmasın veya rahatsız olmasın diye kendisi bu dağdan iniyor, gidip ona ulaşıyor. O Mescid-ül İcabe'nin olduğu yerde beraber oturuyorlar. Biraz hasbihal ediyorlar, tevekkül ediyorlar, düşünüyorlar, dertleşiyorlar. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ihtiyacını alıyor, hanımıyla vedalaşıyor, sonra buraya geliyor. Burada günlerce, haftalarca kalıyor. Yani düşünün ki Hazreti Hatice annemiz gerçekten Allahu Teala'nın selam gönderdiği ve o selama layık kadındır. Aynı keza yeryüzündeki en takvalı insan ve bütün servet ve malını peygambere feda eden bir insandır. O kadar değerlidir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edinceye kadar da Hazreti Hatice'ye karşı büyük bir vefa zikretmiş. Hatta Hazreti Hatice annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a en çok neyden kıskandığını sordukları zaman Hazreti Hatice'den kıskandığını söylerdi. Derdi ki peygamberden 10 yaş, 15 yaş büyük bir kadına Resulullah çok büyük bir muhabbet, çok büyük bir sevgi ve çok büyük bir vefa borcundan sürekli zikrederdi. Onun için onu kıskandığını söylerdi. Hazreti Hatice annemiz hiçbir zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ya Muhammed çoluk çocuğun var, ailen var, bak ihtiyaçlarımız var, sorunlarımız var, sen o dağda tek başına ne yapıyorsun, yıllardır bizi görmüyorsun, gözetmiyorsun, ne ediyorsun diye sormadı. Sadece peygambere vefası, itaati, sadakati ve teslimiyeti. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada 4-5 sene geçirdikten sonra Allahu Teala artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olgun olduğunu,
artık vahye uygun olduğunu, artık tebliğ ve davet yapıp hakkı yerine yayabilecek bir ilme sahip olduğunu, bir feraset ve hazırlık içerisinde olduğunu görünce burada Cibril-i Emin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aşağıda o mağarada olduğu bir zamanda bu vakitlerde gece yarısı kendisini ona gösterdi. Zaten biliyorsunuz Arak suresi 1 ve 4. ayetin nüzul sebebi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buradayken artık Allahu Teala peygamberlik ve nübüvvetin ilanını şey yapmak için ona emretti. İkra bi ismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alem, ikra ve rabbukel ekrem ellezî aleme bil kalem, alemel insâne mâ lem ya'lem. Allahu Teala dedi ki oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O ki insana bilmediğini öğretti ve ondan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü Cibril'in haşyeti, izzeti, büyüklüğü karşısında korktu, titredi, sıtma tuttu. Çünkü önce Cebrail normal bir insan gibi gözüktü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma yazma bilmem, ben nasıl okuyayım deyince de bir anda gökyüzünü kapladı. Bir insan düşünün şu dağdan daha büyük ve görebildiğim büyüklükte bir insan. Ve o insan aynı keza sürekli her taraftan aynı ses geliyor. İkra, Alak suresi 4 ayeti üst üste zikrediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki Cibril Emin beni sarstı. Yani insan gibi küçüldü, beni sarstı. Ben o anda diyor sanki gerçekten vahiy diyor aklıma kazındı ve onun söylediklerini tekrar etmeye başladım. Çünkü Muhammed aleyhisselatü vesselam okuma yazması yoktu. Hatta bile bak size şunu söyleyeyim. Şu anda ateist, dinsiz, inançsız insanlara sorsan diyorlar ki Muhammed Yahudilerden namazı öğrendi. Şunlardan bunu çaldı, bunlardan. Ama Resulullah aleyhisselatü vesselam Arapça dışında bir dil bilmiyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam Arapça okuma yazması da yoktu. Ki nasıl İbranice, nasıl Farsça veya nasıl başka dilleri bilsin de öncekilerin vahiylerini okuyabilsin. Ve Resulullah aleyhisselatü vesselam vahiyden mahrum bir coğrafya. Gördüğünüz bu çöl coğrafyasında yaşıyordu. Ve bu coğrafya öyle bir coğrafya ki eğer burada Allahu Teala'nın beyti olmasaydı yeryüzünde tek bir insan buraya gelmezdi. Böyle bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir hikmeti üzerine hiçbir zaman okuma yazma da öğrenmedi. Öğrenmeme sebebi de bugünkü kafirlerin iddia ettikleri şeylerin boş oluşu. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu Mekke'de 13 kişi okuma yazma biliyordu. Mekke şehrinde. Medine'de de 10-11 kişi biliyordu. Hatta Medineliler bunlardan daha az şey okuma yazmaları vardı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bak dikkat edin. Burada Cibril-i Emin ondan ayrıldıktan sonra korktu. Öyle bir korku ki, öyle bir sıtma ki, öyle bir şey ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zor kendini aşağı attı. Ama Resulullah ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor bu dağdan indiğim zaman dağlar, taşlar, ağaçlar, her şey Esselamu Aleyke ya Resulullah demeye başladı. Sürekli her şeyi tekrar ediyor. Gördüğü her şey peygambere selam veriyor. Ama özellikle hitap ettikleri Esselamu Aleyke ya Resulullah demesi artık nübüvvetin başladığını, imtihan sürecinin başladığını, bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ağır bir sürecin beklediğinin açık bir işaretiydi. Bunun üzerine deniliyor ki, Mustafa, Rune İbrahim ne gerek? Bak bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam büyük bir korku ve endişeyle nasıl evine vardığını bilmiyor. O kadar çok korkmuş çünkü vahyinin ağırlığı, Cebrail Aleyhisselam'ın gerçekten haşyeti, izzeti, onun yerle ve göğü kaplaması, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'da büyük bir korku ve endişe yaratmıştı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor nereye doğru? Kendi evine doğru. Gidiyor evine vardığı zaman Hazreti Hatice validemize Hazreti Hatice validemize beni örtün, beni örtün, beni örtün diye ne yapıyor? Çömel abi. Beni örtün, örtün diye söyleyince Hazreti Hatice validemiz onu yatağına koyuyor, üstünü örtüyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yatağın içinde bile saatlerce titriyor. Sonra ya Muhammed ne oldu sana diye sorduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başından geçeni, Cebrail'i görüşü ve gördüğü şeyleri anlatmaya başlıyor. Hazreti Hatice onu çok iyi tanıyor. Çünkü onunla evlendiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 25, kendisi 40 yaşındaydı. Ve hayatı boyunca hiç Resulullah'tan yalan işitmemiş, hiç ikiyüzlülük, böyle yalan, dolan, böyle emanete ihanet ve ahlaksız hiçbir şey görmemiş. Adam Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam tam bir ahlak abidesi. Gerçekten İslam öncesi de öyleydi. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği zaman ona düşmanlık edenler ondan önce onun ismini El-Emin koydular. Muhammedül Emin ismini Mekke müşrikleri koydu.
O kafirler koydu, onun düşmanı olanlar koydu. Dediler ki bu güvenilir Muhammed'dir, sözünün eri Muhammed'dir. Hatta deniliyor ki bir gün Kabe'yi yıkıp yeniden inşa etmek için çalıştıkları zaman duvarları yıkıyorlar. Hacerül Esved istikametine geldikleri zaman Mekke müşrikleri Hacerül Esved'i yerinden çıkarmak için aralarına bir münakaşa giriyor. Her kabile o taşı oradan almayı kendine bir şeref biliyor ve kendi hakları görüyor. Bunun üzerine savaşma noktasına geliyorlar. Sonra diyorlar ki o zaman biz savaşacağımıza hepimiz burada oturalım. Kim şuradan ilk gelirse o hüküm versin, biz onun hükmüne uyalım. Tam o anda da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelince hepsi yerinden kalkıyor. Evet, Muhammedül Emin geldi, Adil Muhammed geldi. Asla kimse yanlış mı yapmaz diyen dediler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırdı. Peygamber hükmünü sordular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başındaki sarığını çıkardı, yere serdi. Sonra Hacerül Esved'i yerinden çıkardı, onlara taşıttırdı. Binayı bitirdikten sonra da yerine koydurttu. Böylelikle onları bir savaştan kurtarmış oldu. Aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice validemize meselesini anlattığı zaman Hazreti Hatice'nin ona söylediği çok güzel ve önemli şeyler. Diyor ki ya Muhammed, sen yalan konuşan bir insan değilsin. Sen asla yalan konuşmazsın. Akrabanı gözetirsin. Sen vefalı bir insansın. Nerede düşkün, zayıf biri varsa onun yardımına, imdadına koşan birisin. Vallahi sana cin gelmez. Şana şeytan musallat olmaz. Sana kötü hiçbir şey yaklaşmaz. Ben inanıyorum ki sen Allah'ın Resulüsün. Ve İslam tarihinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman eden, ilk kelime şehadet getirip iman ve İslam'la şereflenen Hazreti Hatice annemizdir. Onun için gerçekten baktığınız zaman belki biz geldiğimiz yol yenilenmiş. Eskiden burada merdivenler vardı, insanlar zor çıkıyordu. 45 dakikada zor çıkıyorlardı. Hele Resulullah döneminde merdiven de yoktu. Bu kayalarda tırmanıyorlardı. Hazreti Hatice annemiz belki yüzlerce defa bu dağın eteklerine kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme su, yemek, elbise taşımıştı. Hiçbir zaman ya Muhammed evine niye gelmiyorsun? Niye burada takılıyorsun, kalıyorsun dememiştir. Çünkü o da biliyordu ki Muhammedül Emin asla boş, anlamsız bir şey yapmaz. Mutlaka bildiği bir şey vardır ve ondan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok büyük bir sevgi besliyordu. Deniliyor ki Resulullah bunu söyleyince o onun Resul ve Nebi olduğunu teyit etti. Sonra dedi ki benim bir akrabam var, Veraka bin Nefel. Bu adam hem Tevrat'ı biliyor, hem İncil'i biliyor, hem okuma yazması var, hem de muvahhid bir adam. Allah-u Teala'yı birleyen, Mekke müşrikleri gibi putlara tapmayan bir adamdı. Allah-u Teala'nın tek ve şeriksiz olduğuna inanan bir insan. Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Davud ve Hazreti İsa Aleyhisselam dinini benimsemiş muvahhid bir insandı. O gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a önce Hazreti Hatice annemiz gidip onu söylüyor. Gördüğünü, yaşadığını anlatıyor. Veraka bin Nefel diyor ki vallahi Muhammed'e gelen Musa'ya gelenle birdir. Yani o Ruhul Kudus'tur. O Cibril-i Emin'dir. Kesinlikle Muhammed de Allah-u Teala'nın vaat ettiği son peygamber. Zaten Tevrat ve İncil'e ve Zebur'e göre de son peygamberin geleceği topraklar buralardı. Hatta biz otobüste gelirken birkaç örnek size anlattım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı. Hatta amcası Ebu Talib peygamberimiz sizin o ölüm döşeğine düştüğünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona gitti, dedi ki amca la ilahe illallah de. Ben sana kıyamet günü şefaat edeyim. Allah-u Teala seni affeder dediğinde Ebu Talib ne dedi? Vallahi ya Muhammed yeğenim, vallahi sen hakkı söylüyorsun. Ama eğer ben Müslüman olursam Mekke'nin kadınları diyecek ki Ebu Talib korktu da Müslüman oldu. Yoksa onun peygamber olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Bizzat Rahip Bahira ona söyledi. Dedi ki bu son peygamberdir. Bu zuhur edecek peygamberdir. Bu vahiyin kendisine geleceği insandır dedi. Ama gururu ve nefsi hiçbir zaman iman etmesine müsaade vermedi. Yoksa Ebu Leheb de biliyordu, Ebu Cehil de biliyordu, Ümmeye bin Halef de biliyordu onun peygamber ve Resul ve Nebi olduğunu. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Ebu Cehil, Ömer bin Hakem, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ya Muhammed, bizim 360 ilahımız var ve bu 360 ilah her bir kabilenin Rabbidir. Ve bunlar bize para getiriyor, bize servet getiriyor. Peki senin bir Rabbin bize ne verebilir? İktisadi olarak, para ve çıkar olarak ne vaat edebilir? Yani peygamberin hakkaniyetini inkar eden insanlar değildi. Hak olduğunu biliyor ama menfi çıkarları vahyinin önünde engeldi. Para ve makam ve nefis onları imandan alıkoydurttu. Bugün adları da namları da şeref ve haysiyetleri bile yok. Ama ne oldu? O gün köle olanlar Resulullah'la şereflendi.
Onun için Varaka bin Nefel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırıyor. Bir rivayette Mekke'de buluşuyorlar, bir araya geliyor. Bir rivayette de diyor ki Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Hatice evine gittiler. Onu anlattılar. O da onlara ne dedi? Dedi ki ya Muhammed, vallahi sen kendi Musa'ya, İsa'ya ve diğer Resul ve Nebilere vahiy getiren Ruhul Kudus, Cibril Emin sana gelmiştir. Müjdeler olsun, sen Allah'ın Resulü ve Nebisisin. Diyor ki keşke diyor ben de genç olsaydım. Mekke halkının sana zulmettiği, seni yurdundan çıkarıp sürdükleri o günlere yetişseydim de yanında yer alsaydım. Çünkü o neyle biliyordu? O Tevrat ve İncil ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vasıfları verildiği için biliyordu. Ve o insan kısa bir süre sonra vefat etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilerden 13 sene boyunca işkence, eziyet, zulüm, her kötülük gördü. Ama hiçbir zaman azmi eksilmedi. Hazreti Hatice vefat etti. Sonra Ebu Talip vefat etti ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ortada kaldı. Taif'e ki biz de gideceğiz, oraları göreceğiz. Kendi dayılarına gitti. Onlar da delileri ve köleleri peşine saldılar, taşladılar, hakaret ettiler, kafasını kırdılar ve onu kendi yurtlarından çıkarıp kurdular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi, cin mescidinin olduğu yerde kalmak zorunda kaldı. Çünkü akrabaları bile sahip çıkamayacak duruma gelmişti. Hiçbiri. Onun için yani İslam'ı anlamak için önce vahiyi anlamak, o peygamberin hayat ve mücadelesini bilmek, sonra bu dünya hayatında varlık amacımızı kendimize sormamız gerekiyor. Burada vahiy geldi. Allahu Teala ikra dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir emir verdi ama şu bir gerçek ki o Resul okuma yazması yoktu. O zaman bu mesaj kime? Bize. Yeryüzünde la ilahe illallah diyen herkese. Her Müslüman kendi dinini öğrenmekle mükellef. Allah'ın razı olacağı bir hayatı sürecek kadar bilmesi onun boynunun borcu. Her Müslüman ilmihaldır, fıkıhtır, şeriattır, belli hukuku bilmekle mükellef. Hiç kimse nefsine göre yaşayamaz. Burada yaşadığınız gibi Müslümanlığınızı ve İslam'ınızı memleketinize götürmüyorsanız burada hiçbir ecir alamazsınız. İslam burada yaşandığı gibi hak olandır. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ahir zamanda iman ve İslam Mekke ve Medine Hicaz dışında hiçbir yerde kalmayacak. Vallahi öyle. Bugün yurdumuza gidiyoruz, memleketimize gidiyoruz, sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz. İnsanlar kendini İslam'a nispet ediyor ama boğazlarına kadar haramın içindeler. Boğazlarına kadar günahlarla boğuşuyorlar. Ama nerede? Ancak burada fakirler, mazlumlar ve Allahu Teala iman eden insanların yurdu olduğu için. Buraya insanlar geliyor 10-15 gün ibadet ediyor ama yurtlarına dönünce şeytan diyor ki eğer biz bunları burada bozamazsak bu adamlar bizim elimizden kurtulacak. Bunlar Allah affedecek. Biz de bütün enerjimizi boşa harcamış olacağız. Hadi ne yapalım? Üzerlerine hücum edelim. Onun için biz buradan döndükten sonra burada yaşadıklarımız, gördüklerimiz, yaptıklarımızı aynen o beldelerimize, yurtlarımıza, evlerimize sürmemiz, götürmemiz gerekiyor. Onu yapamazsak boştur, anlamsızdır. Ben size her zaman diyorum, tavaf ve sa'y yaparken içinizden gelen duaları yapın. Hocanın söylediği size bir hayır vermez, size bir faydası olmaz. Gönülden olmayanı Rabbim kabul etmiyor. Papağan gibi taklit edilen şeyin bir anlamı yok. Siz içinizden geleni söyleyin Rabbinize. Allahu Teala Kürtçe biliyor, Farsça biliyor, İngilizce biliyor. Yeryüzünde her dil Allah'ındır. Allah-u Teala namazı Arapça olarak emrediyor ama duayı Kürtçe, Türkçe, Farsça, İngilizce her dilde serbest kılmış. Tavaf ve sa'yı da o şekilde. Gidin cani gönülden yapın. Hızlı yürüyen hızlı yapsın, yavaş yürüyen yavaş yapsın. Ama imanınızı, amellerinizi yurtlarınıza götürün ve bir ay sonra da unutup şeytanın sizi aldatmasına da müsaade vermeyin. Çünkü o zaman buraya gelmenizin, bu kadar çileyi yaşamanızın size bir faydası olmaz. İnanın ki mebrul hac ve umre nedir? Kişi onu yurduna götürünce o hak olandır. O doğru olandır, o insana ecir ve sevap getirendir. Ama burada bıraktıklarınızın anlamı yoktur. Burada yapıp da buradan sonrasını yapmadıysanız hiçbir değeri yoktur. Biz buraya kadar sıkıntıyla geldik. Aslında buraya seyahat etmek değil. Dedim ki gidelim şu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyin geldiği yerde bir 15 dakika konuşalım. Birbirimize birer nasihat edelim. Acaba o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hangi şartlarda vahiy geldi? Ne sıkıntılar gördü? Ne acılar çekti? Ne işkenceler gördü? Öyle İslam bizim bugün duyduğumuz gibi böyle kulaktan kulağa yayılırken de binlerce zulüm ve işkenceyle yayıldı. Hatta bu din gariptir. Gurabanın diniydi. Kölelerin diniydi. İnsanların zulüm ve işkence gördüğü dönemin diniydi. İnsanların en muvahhid olduğu, dinin de en güzel yaşandığı dönem şurada işkencelerin ve zulmün her türlüsünün insanlara reva görülüp insanların ehad, ehad, ehad Allah birdir deyip de hiç küfre ve şirke
ve zulme boyun eğmediyerdir. Onun için sizden istirhamım, burada yaşadığınızı yurdunuza, evinize götürün. Burada bırakmayın. Burada bırakırsanız size bir ecir olmaz. Size bir mükafat olmaz. Sizin hayatlarınıza bir artı olarak girmez. İnan burası Allah'ın evidir. Burada Allah'tan isteyin verecek. Ama samimi isteyin. İsteyin bak dilenciler. Bazen belki şahit oluyorsunuz buralarda. Ya adam yapışıyor sana, kendini öyle bir duruma sokuyor. Sen bir anda elin cebine gidip çıkarıp veriyorsun. Öyle yapın ki Allah-u Teala icabet etsin. Aynı şekilde size icabet etsin. Bütün eksiklik ve günahlarınızı bağışlasın. Sizin ahiret azığınızı da bol versin ki yarın bütün geçmiş günahlarınıza kefaret olsun. Onun için çalışın. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidten, şeriattan ayırmasın. Amin. Ya Rabbi buradaki kardeşlerimizin geçmiş günahlarına bütün eksikliklerini gider. Hepsine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eyle. Amin. Onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadetinde Müslümanların iman ve İslam ile yaşadığı gibi bir hayatı nasip eyle. Amin. İslam'ı yaşayan, şeriata sadık, Allah'ın dini için mücadele veren ve bu dünya hayatında varoluş amacını bilen kullarından eylesin. Amin. Rabbim hepimizin geçmişlerine rahmet etsin. Amin. Allah-u Teala bizleri hayatta da ölümde de Rabbi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olma şerefine nail eylesin. Amin. Rabbim ölürken son kelime olarak La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyi hepimize nasip etsin. Amin. Aynı keza Rabbim kıyamet günü mahşer meydanında Livatul Hams ağacı altında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olmayı nasip etsin. Amin. Aynı keza Rabbimin affına mağfiretine mazhar olan, sıratı geçen, Rabbimin rahmeti Resulullah'ın şefaatiyle cehennette giren kullarından eylesin. Amin. آمين إلهي صلي وسلم يا ربي على حبيبك محمد مصطفى وعلى آل كل أصحابي كل أجمعين وشهداء وصالحين لله تعالى الفاتحة تمسك.